Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Öncelikle sizden bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videomuzu mutlaka bütün arkadaşlarımızın profilinde ve Air platformda paylaşmasını rica ediyorum. Çünkü birlik olmak zorundayız ve daha çok arkadaşımıza da ve yetkililere de sesimizi duyurmak zorundayız arkadaşlar. Öncelikle videomuzun konusu ülkemizdeki et açığı ve bu et açığını biz nasıl kapatabiliriz, nasıl ithala bağımlı olmaktan kurtulabiliriz. Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Sayın Tarım Bakanımıza buradan sizlerin huzurunda da seslenmek istiyorum. Sayın Tarım Bakanımız bakın Bekir Pakdemirli'ye buradan bir üretici olarak seslenmek istiyorum. Öncelikle kendimi kısa bir tanıtmak istiyorum. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet ediyorum ve uzun yıllardır yerli ırklarla etçi ırkların melezlemesini yapıyorum. Ve bu şekilde kaliteli besi danası üretiyorum. Bu ürettiğimiz kaliteli besi danalarını dışa bağımlı olmadan, fabrika yemleri kullanmadan, elimizdeki imkanlarla, işte kaba yemlerle ve elimizdeki kesif yemle besi yapıyoruz. Sayın Tarım Bakanım'ın sizi çiftliğimize davet ediyorum. Veya Tarım Bakanlığı'nda çalışan yetkilileri çiftliğimize davet ediyorum. Buyurun gelin sizlere yaptığımız sistemi anlatalım. Çünkü gerçekten bu sistem Avrupa'nın da birçok ülkesinde yapılmaktadır. Zaten dışarıdan gelen besilik danalar da bizim ürettiğimiz danalar gibidir. Ülkedeki et açığını inanıyorum ki bu sistem kurtaracaktır. Yani elimizdeki damızlık vasfı olmayan kırma yerli hayvanlarla kaliteli sperma kullanarak onlara Angus, Limuzin, Şarole, Belçika Mavisi gibi etçi karakterli ırklarla tohumlayarak kaliteli besi danası üretebilirsek ülkedeki et açığını kapatmış olabiliriz sayın yetkililer. Sizleri davet ediyorum. Buyurun gelin. Yaptığımız sistemi anlatalım sizlere. Kendi gözünüzle aldığımız sonuçları da görebilirsiniz. Aksi halde ülkemizdeki et açığının kapanmayacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki hayvan ırklara baktığımız zaman genellikle sütçü karakterli ırklar ve kombine ırklar var. Kombine ırklarla ve sütçü karakterli ırklarla biz bu işi götüremeyiz. Kesinlikle et açığını kapatamayız. Avrupa'daki gibi kesinlikle etçi ırklarla et açığını kapatabiliriz. Mutlaka etçi ırklara yönelmemiz gerekiyor ve bununla ilgili de sizlerden destek bekliyoruz. Ben uzun yıllardır dediğim gibi damızlık vasfı olmayan ırklarla etçi ırkları melezleme yaparak kaliteli besi danası üretiyorum. Ve baktığınız zaman zaten hayvan da azman melezi olduğu için kaliteli bir besi danası oluyor ve iyi de et tutma özelliğine sahip oluyor. Bu konuda maalesef üretici arkadaşlarımız bilinçli değil. Bu konuda eğer ki üretici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız da bilinçlenirse emin olun ülkemizdeki et açığını kapatmış oluruz. Yani et fiyatlarının, karkas kesim fiyatlarının yüksek olması bir şeyi değiştirmez, artacaktır. Maalesef bu eti tüketen insanları da düşünmemiz gerekiyor. Yani bu alan insanların da düşünmemiz gerekiyor. Onun için et fiyatlarının bu şekilde belli bir düzeyde gideceğiyle et açığını kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü bölgeye göre hayvancılık yapılması gerekiyor. Yani merası olan bölgelerde, bol miktarda yaylası, merası olan kaba yemini üretebilen bölgelerde bu tarz hayvancılık yapılabilir ve bu tarz hayvancılık sistemi tercih edilebilir. Çünkü bu hayvanları besleyebilmemiz için annelerinde süt geliri olmayacak ve sınırsız annelerini emdikleri için de bizim geniş meralara ihtiyacımız vardır. Meraların mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor ve üreticiye tahsil edilmesi gerekiyor. Onun için bu videoyu çekmek istedim ve sizlere seslenmek istedim. Buyurun gelin Tarım Bakanlığı yetkilileri, yaptığımız sistemi sizlere anlatalım. Bizim kapımız herkese açık. Bu sistem farklı bir sistemdir fakat Avrupa'da da uygulanmaktadır. Bizzat birçok örnekleri vardır.
Gelin, buyurun gelin, inceleyin yaptığımız melezlemeleri, elde ettiğimiz yavruları, sonuçlarını hepsini sizlerle paylaşalım. Çünkü ülkemiz adına ithal hayvan edilmesine karşıyım. Yani o ithal edilen hayvanların kendi üreticimizden, kendi çiftçimizden alındığı zaman hem bizim ülkemiz kazanacak hem de çiftçimiz kazanacak. Sizlerden, sizlerin desteğini bekliyorum. Yine ayrıca tarım kanallarında da bu konunun işlenmesinden rica ediyorum. Sizlere de kapımız açık. Buyurun gelin. Yaptığımız sistemi sizlere de anlatalım. Gerekli bilgileri sizlere de paylaşalım. Çünkü bu ülkenin et açığı var ve bu et açığını da kapatmamızın tek formülü kaliteli besi danası üretmektir. Aksi halde bunu çözemeyiz. Yani ben Angus, Şarole, Limuzin gibi melezlerle, işte Belçika mavisi gibi etçi karakterli melezlerle elimdeki damızlık vasfı olmayan ırkları melezleme yapıyorum. Ve piyasaya gittiğim zaman ne bir Angus melezinde karşılaşabiliyorum, ne bir Limuzin melezinde karşılaşabiliyorum. Baktığımda her yerin, bütün pazarların, işte sütçü karakterli ırkların, işte Holstein, Montafon, Simmental gibi ırkların olduğunu görüyorum. Bu ırklar bu ülkeye et açığını kapatmaz. Onun için mutlaka etçi karakterli olan, etçi gene sahip olan ırklarla melezleme yapmamız gerektiğini ve bu yaptığımız melezlemelerle de kaliteli besi danası üretmemizi gerektirir. Bu şekilde de ülkedeki olan et açığını kapatacağımızı düşünüyorum. Sayın Tarım Bakanımızdan bu konuda destek bekliyorum. Evet arkadaşlar, sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Mutlaka videolarımızı ev platformunda paylaşalım, birlik olalım. Bu ülke hepimizin, bu ülke hayvancılığı için hep birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Eleştirmeyi bir kenara bırakalım. Olmaz diye bir şey yok. Bize de olmaz dediler ama biz bu şekilde, bu sistemle başardık. Mutlaka her sorunu birleşerek ve birleştirici dil kullanarak, kimseye hakaret etmeden, eleştiriyi de dozunda yaparak bir şekilde bu sorunları çözmüş olabiliriz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.